Merhaba değerli arkadaşlar. Karlı bir Almanya günleri, merhaba hepinize. Bu sene kar yağdı. Doğal bir akış tabii. Mevsimler aslında kendi döngüsünde bazen iyi, bazen kötü, bazen onlar da şaşırıyor, öyle gidiyor ama şimdilik iyi, kar güzeldir. Fakat kar eridiği zaman bir sürü pislik çıkar ortaya. Bu da başka bir şey. Bilmem kaçıncı videodur yapıyorum. Aslında bunları yapmamın temel amaçlarından bir tanesi. Gerçekten de bazı şeyler üzerinde bizim yelpazede duran insanların, haksızlığa karşı mücadele veren insanların biraz birbirinden haberdar olması ve bilgi paylaşımıdır. Yani benim özelde bundan çok özel bir beklentim yok. Çünkü benim öyle bir şey olsa hedef kitlemi değiştiririm. Dolayısıyla bunu da yapmıyorum, yapmayacağım da. Benim amacım gerçekten de sıkışan, daralan, sanatsal anlamda özellikle edebi ve sanatsal anlamda üretimin daraldığı bu günlerde sizlerle hasbihal etmek, işte bazı konular üzerinde konuşmak. Dolayısıyla gündemi günceli takip ederek bir takım şeylerle sizlere geliyorum. Öyle bir dönem, öyle bir süreç. Hani gün geçmesin ki yeni farklı bir şey duymasın insan. Hani derler ya, insan her gün bir şey duymasa kulakları uzarmış diye. Dün ya da önceki gün yine bir haber düştü. Bir profesör, doktor kendisine muayeneye giden bir hastaya nereli olduğunu soruyor. O da Sivaslı olduğunu söylüyor. Alevi misin diye soruyor. Kişi de tüpek tabi doğal hakkı olarak Alevi olduğunu söylüyor. Ondan sonra siz Aleviler aslında DHKPC'lisiniz, PKK'lisiniz, teröristsiniz gibi böyle kimliğe, aslında tabipliğe, onun etik anlayışına aslında sığmayacak şekilde bir ayrımcılıkla karşı karşıya kalıyor kişi ve en nihayetinde haklı olarak dava açıyor. Fakat nerede o adalet? Hani Franz Kafka'nın vardı ya, el kaldırıyorum konuşacaklarım var, nerede o mahkeme, nerede mahkemeniz, nerede yargıçlarınız diye. Tam da öyle bir durum. Tabi aylarca sürüyor. Ama en nihayetinde 8 ay bir ceza veriyorlar. 8 aylık bir ceza. Dincilik ve ırkçılık yaptığı sebebiyle. 8 aylık cezalarda Türkiye'deki bu işleri bile insanlar bilir. Sanırım 10 ya da 12 aydan aşağısının yatarı yoktur. O da ertelenebilir bir şeydir. Dolayısıyla para cezasına dönüştürülecek. Artık o da ne olacağı bilinmez. Aslında bu tür cezaların çoğunda gerçekten kişi cezaevine gidiyor mu? Gerçekten ön kaptan girip arka kaptan mı çıkıyor? Ya da nasıl yapıyor, ne diyor bilmiyorum. Ama bunun bu şekilde sözde bir profesörün bu şekilde dinci ve ırkçı düşünmesi, yani insanın aklına çok acayip şeyler getiriyor. Demek ki gelişmişlik, okulda okusanız, mezuniyetiniz bilmem kaç tane üniversiteden olsa, bu fikriyat başka bir şeydir. Yani siz dinciliği, ırkçılığı eğer sürekli böyle pofoflayıp çok özel bir durum haline getirirseniz gerçekten de çok tehlikeli boyutlar alıyor. Aldığı gibi. Aziz Nesin'le ilgili bir şey izledim. Uzun zaman önce yapılmış bir çekimdi sanırım. Çok iyi bir şey anlatıyor ya. Çok güzel bir şey anlatıyor. Diyor ki bütün savaşlar aslında temel nedenleri ekonomiktir. Fakat onların dışarıdan görünüşü ve halkı sürükleyen, halkı o savaşın içerisine dahil eden şey dincilik ve ırkçılıktır. Çok doğru bir saptamadır bu. Mesela hiçbir ülkeye, diğer bir ülkede ya bizim ekonomik sorunlarımız var, şu ülkeyi saldıralım diye bir şey gelişmemişti. İşte Rusya bizden doğal gazı kesti, doğal gaz vermeyecek, işte onunla savaş ilan edelim. Böyle bir şey yok. Çünkü en nihayetinde ticaret yapıyorsun. Ama Rusya bizim halkımıza, bizim dinimize, bizim ırkımıza saldırdı dediğinizde, bayrağımızı yaktı dediğinizde, yakıyor dediğinde ne oluyor? Halkın ırkçı ve dinci duygular tabii revaşa kalkıyor. Temel neden ekonomiktir, her zaman savaşlarda böyle olmuştur. Yani Yahudi soykırımında da bakın böyledir mesela. Hitler ne yapmıştır? Olayı ırksal bir boyuta getirmiştir ve en üstün ırk olarak Ary ırkının, Alman ırkının üstünlüğünden bahsedip Yahudileri kırmıştır. Yahudilerin de böyle bir takıntısı var. Onlar biz hem din hem ırk olarak Yahudi olarak doğmuşuz. Yani Tanrı'nın seçilmiş ırkıyız gibi. Söylem onlarda da var. Yani aslında ırkçılık ve dincilik hepsinde tehlikelidir arkadaşlar. Kim yaparsa tehlikelidir. Hangi dine mensup olursanız olun. Onu eğer gerçekten böyle bir geniş alan üzerine serpiştirerek bir başka dine, bir başka ırka karşı üstünlük normuna getirseniz sizin faşist olmanız kaçınılmaz. Laf lafı açar diye bir söz vardır. Çok sevdiğim bir halk ozanı. Aşık Hüdayi. Faydası olmayan bahardan yazdan, ölülerin mezar taşı bile makbuldür. Cahilin yaptığı sohbetten sözden, alimin hayali düşü makbuldür. Lokma yeme mahanettin elinden kurtulamaz sonra acı dilinden, namertlerin kaymağından, balından, merdin kuru yalan aşı makbuldür. Hüdayi konuşur bir ince dilden, hal ehli olmayan ne bilir halden, bilgisiz, görgüsüz, duygusuz kuldan ölülerin mezar taşı makbuldür. Alevi kimliğini kirleterek işte onu mum söndü, işte anne bacı kardeş tanımaz modunda, yani buna benzer sapkınlık, işte onlar akşama kadar şarap içerler, işte bilmem ne yaparlar falan, böyle Aleviliği o kadar böyle kirletmeye çalıştılar ki. Dolayısıyla Alevilik de artık kendisini temize çıkarmaya çabalayan bir duruma dönüşmeye başladı. Oysa Alevilik kendi içerisinde doğaya en yakın yaşam biçimidir ve en pazarlıksız, kinayesiz, kinsiz, herkese yaşama hakkını sonsuza kadar savunan
ve aslında içerisinde asla ırksal bir farklılık gözetmeyen, kendi içerisinde çok özgünlüğü olan bir inanç yapısı biçimdir. Yani bana göre bir kültür doğa inancıdır. Şunu çok iyi biliyorum ki Alevilik aslında inançsal olarak altında herkesin farklı kimlikler, farklı cinsiyetlerin çok net, rahat barınabildiği bir üst şemsiyedir. Alimlik ya da kemale ermek herhangi bir üniversitede mezuniyetle alakalı bir şey değildir arkadaşlar. Siz onu aldığınız o bilgileri eğer kendi bünyenizde, kendi içinizde içselleştirmemişseniz, yoğurmamışsanız, o yola turab olamamışsanız, o yolun içerisinde, o toza dumana karışmamışsanız siz kemalete eremezsiniz. Maxim Gorki'nin neyi vardı? Benim üniversitelerim. Yani halkın üniversiteleri. Şimdi bu normal statik olan üniversitelerinde bu insanlar böyle gelişiyor. Çünkü Türkiye'de müfredat hala bir insanın erişebileceği bilginin en doğru yöntemin ne olduğu konusunda sıkıntılıdır. Dolayısıyla bu insanlar okullarında özellikle ilk 5, 6, 7 sınıfı, şimdi biraz daha farklılaştı. O zamanlar sadece ilk 5. sınıfa kadar Mustafa Kemal'in hayatını okuyordun ve Türklük üzerine ve bayrak üzerine bir şey vardı. Aleviliğe düşman, kadına düşman, başka inançlara düşman, bütün her şeyi Müslümanlık üzerinden, Sünnilik üzerinden, Türklük üzerinden kurgulayan ancak Türkiye koşullarına bir profesördür. Hipokrat yemin etmiş bir insanın bir insana hangi dindensin, hangi inançtansın, hangi cinsiyettesin diye bir soru sorma hakkı normalde etik olarak yoktur. Dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Peki Alevilik neden bu kadar çok sıkıntılı bir süreç yaşıyor? Kendi tarihsel güzergahı üzerine sürekli saldırıya uğramış bir inanç biçimdir bakın Alevilik. Neden? Çünkü Alevilik'te canlı cansız her şeyin yaşama hakkı vardır. Yani siz bir taşı istediğiniz gibi kırıp döküp parçalayamazsınız. Yani sonuçta o bir cansızdır diyemezsiniz. Onun bir hacmi var, bir ağırlığı var, bir kütlesi var, bir alanı var, bir yeri var. O olduğu yerde güzeldir. Siz onu yuvarlarsınız, başka bir yere götürdüğünüzde güzelliğini yitirir, estetiğini yitirir. Devleti kabul etmeyen, devlet hiyerarşisini, devlet yönetimini kabul etmeyen bir yaşam biçimidir çünkü Alevilik. Kendi içerisinde bir kast sistemi vardır, böyle yönetiliyor. Devletleri kabul etmemiş bu yönetim biçimi her zaman sistemlere bir sorun haline gelmiştir. Devletler otorite ister. Devletler bir iktidar vardır orada ve o iktidar sürekli kendisinin palazlanmasını ve herkesin de onun himayesinde, herkesin onun emrinde kalmasını ister. Devletlerin mantığı anlayışı budur. Üniversitede profesör olmak, üniversitede rektör olmak artık bugün koşullarına Türkiye'de o diploma denilen olay da gerçekten de ne kadar cıvık, ne kadar seviyesiz bir hale geldiğini gördük. Mesela kaç zamandır anlatıyoruz Melih Bulu. Şimdi bakıyorsun adam çok yaşlı da bir adam değil. SHP'den girmiş adam, Liberal Demokrat Parti'den çıkmış, AKP'de milletvekili aday olmuş, belediye başkanı aday olmuş. En son rektör oldu yani. Demek ki bir yerden zıplayınca bir yerde insanlar performansını görüyor ve bir yerde de biri diyor ki ya buna da bir şey verelim yani. Bu da burada bir yerde kalsın. Şimdi iktidarın insanları getirdiği, çatıştırdığı, gerçekten Türkiye'de laiklikten, sekülerizmden bahsetmenin olanaksız olduğu bir noktaya geldi artık. Osmanlı'nın son döneminde özellikle Tanzimat dönemi olarak bilinen o dönemde pan-Türkizmin ortaya çıktığı o dönem aslında bugün pratiğe dönüşüyor. Nasıl pratiğe dönüşüyor? Irk olarak Türk, inançsal olarak Müslüman İslam, cinsiyet olarak erkek, bu üç mantık üzerinde yürüyor. Ya. Ve şimdi yeniden açıklamalar yapıyorlar. 2023 yılında uzaya uçacağız. Be, bilet kaç senesinde uçmuş. Uzaya uçmakla da bir şey olmuyor. Uçtuğunda bir şey olmuyor aslında. Yani çöplerden ekmek toplarken senin bir tarafın uzayda olmasının hiçbir manası yok ki. Ne yapacaksın yani? Sen kadın sorunu çözülmemiş, çocuk sorunu çözülmemiş. Ortalık pedofillerle dolu. Değil mi? Ortalık sapkınlarla dolu. Kadın katilleriyle dolu ortalık. Ya hangi sorunu çözmüşsün? Uzaya gitsen ne olacak ki? Bir başka ülkeye, belki Türkiye'nin biraz daha gerisindeki bir ülkeye, yani atıyorum Yemen'e, şuraya buraya biraz daha havalı bir ülke olarak görüneceksin. Başka ne olacak ki? Hiçbir şey olmayacak. Çukur adlı dizinin son bölümünü biraz izledim. Yani şundan dolayı izledim aslında. Önceleri de parça parça izliyordum. Tabii bununla ilgili bir sürü insan bir sürü yorumlar yapmış. Hakikaten de bir mahalle ve o mahalleye ne polis var, ne devlet var, ne şu var, ne bu var, hiç kimsenin giremediği bir mahalle. Son bölümlerde de böyle bir Afganistan'a doğru bir götürme meselesi var. İşte oradaki Taliban'la çatışma ya da Taliban'dan bazılarıyla işbirliği yapmak gibi. Adamı kaçırıyorlar, götürüyorlar işte. Sözde Afganistan'da bir yer ama en son tabii gidiyorlar iki tane akli dengesi tam yerinde olmayan insana. Çünkü biz deli demeyiz. Dersim de deli demek doğru değildir. Yani dersim kültür ve ahlakında onlara divane deriz, budala deriz. Yani onlar kendi dünyasında sirette hak ile hak olmuş insanlardır onlar. Edip Arabi der ya. Onlar hak ile hak olmuş kişilerdir. Dolayısıyla biz onlara deli demeyiz. Onlar budaladır. Yani çok net de bilinir. Belki dünyada çok ender ya da hiç olmayan bir şey. Sevişen'in Dersim Merkezi'nde heykeli vardır. Çok daha onur verici bir şeydir. Düşünen, yapan, eden herkesin de emeğine sağlık olsun. Buradan selam olsun. Gidiyorlar bir şekilde buluyorlar. Fakat aslında orada şöyle bir mantık var ortada. Daha eski zamanlarda yani Juanların Türklere karşı yapmış olduğu bir mankurtlaştırma tekniği kullanılır orada. Kişiye diyor ki senin ismin artık Yamaç değil, sen bir böceksin. Bir süre sonra her sabah tıraş olmak gibi falan filan böyle çok saçma sapan bir şey.
Fakat başaramıyor da. Birkaç ay sonra, 6 ay sonra, 7 ay sonra tekrar kişi kaçıyor, geliyor ya da onlar buluyor, getiriyor. Kendini buluyor falan böyle. Neresiydi orası? Afganistan değil mi? Yok diyor. Diyarbakır'da bir yer. Yani bütün kötü işleri, bütün pisli işleri, geçmişte şey vardı ya. Hangi memur görevini kötüye kullandıysa onun sürgünü, cezası Kürdistan illeriydi. Kürdistan'dı. Neden? Çünkü onlara göre oralar medeniyetten uzak, insanlıktan uzak, sevgiden uzak, dostluktan uzak ve orada insanlar yerler. Ben çocukluğumdan çok iyi hatırlıyorum. Batı'dan özellikle Dersim'e gelen öğretmenler ilk geldiklerinde o görev heyecanı ama korkuyla panikle gelirler ve hepsinde şöyle bir algı. Ya biz ilk geldiğimizde bize derlerdi ki orada insanı yerler. Daha sonra geldikten sonra da oraya aşık olup bir türlü ayrılmayan bir sürü öğretmen, bir sürü memur, devlet memuru tanıdık. Ama devletin mantığında hala oralar medeniyetten uzak, işte sevgiden, şefkatten, dostluktan, bilmem anne baba, bacı kardeş tanımaz. Böyle bir, işte onlar kuyrukludur palavralarıyla hala hem tehdit noktası hem de birilerini cezalandırma yeridir. Bu mantık üzerinden hareket ederler. Şunu çok iyi biliyorum, gidip görenler gerçekten de kendisine anlatılan, öğretilen bilginin ne kadar yanlış, ne kadar eksik, ne kadar taraflı, ne kadar bencil olduğunu fark edip oradaki insanlık nüvelerinden çok ciddi derecede etkilenip daha sonraki yaşamlarında zaman zaman yazılar, zaman zaman filmler, zaman zaman da ciddi anlamda dönüşler yaptıklarını biliyoruz. Bugün de böyle bir muhabbet oldu. Hoşça kalın.